Niye Aras Bey'i götürdü ki Mutlu? Hayırdır? Derin bebekle kaçtığında sana mı gelecekti? Ona sen mi yardım edecektin? Nereden çıktı şimdi mi? Sen soruma cevap versene. Saçmalıyorsun. Onu bu eve kapattığından beri yüzünü bile görmedim. Kendi isteğiyle geldi buraya. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Ne konuşuyor bunlar ya? İnanmıyorum sana. Sen kapattın onu bu eve. Kendine muhtaç ettin. Gencecikti oğlum o kız da. Hayalleri vardı. Hepsinden senin yüzünden vazgeçti. Senin pis, kokuşmuş kibrin yüzünden. Bir bilmiyorsun. Hala ahkam kesiyorsun, yargı dağıtıyorsun. Derin seni tanıdığın gibi biri değildi. Sabahtan beri sizi bekliyorum. Neden? Kimsin ki sen? Kocanın sevgilisiyim. Konuşmamız gerek. Üniversite okudum ama buradaki diplomalı işsizler gibi olmak istemiyorum. O yüzden de yurt dışına gidip make-up artist olacağım. Ne olacakmış? Makyöz. Bize ne bunlardan? Sen şu kapıda söylediğin konuya gel. Her şeyi iyice anlamanız önemli. Yeter artık. Peki iyi anlıyorum. Zamanınız kıymetli. Madem öyle ben de direkt söyleyeyim. Yiğit'ten hamileyim. Yalan söylüyorsun. Hemen DNA testi yaptırabiliriz. Yalancı bir sen. Hemen defol. Hemen defol bu evden. Kızım. Tamam kızım, sen bir sakin. Ne istiyorsun sen bizden? Anne. Bu yalancıyı niye muhatap alıyorsun sen? Lütfen. Kovalım gitsin lütfen. Defol gidin. Ben yalancı değilim. Evet. Düşüncesizlik ettim. Aldırmak için çok geç kaldım ve bu yüzden de mecbur doğuracağım. Ama benim başka hayallerim var. Ve biliyorum, senin de çocuğun olmuyor. Kızım, ben senin derdini anladım. Lafın tamamı aptal olana söylenir. Hiçbir hizmetin karşılıksız olmayacağını bilecek kadar çok yaşadım. Şimdi söyle bakalım, kaç para istiyorsun? 1 milyon lira. Karşılığında çocuk sizin olacak. Ben de yurt dışına gidip yeni bir hayat kuracağım. Sen sadece hamile numarası yapacaksın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey anlamaya çalışıyorum şu anda. Şimdi Gülseren aylarca hamile taklidini yaptı. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız ya? Çocuğum için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Doğru. Tabii. Sen de haklısın. Peki şimdi nerede bu kız? Neden çocuğunu bırakıp gitti? Nereye kayboldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Üzgünüm kardeşim. Aradığın cevaplar bende değil.